Senin odan temizlenene kadar sen de burada kalacaksın. Hocam, biz seninle ne konuşmuştuk ama? Niye yemez atıyorsun? Hani aramızda soru olarak kalacaktı? Niye öyle odayı temizleyeceğiz falan gibi laflar ediyorsun? Ayıp değil mi? Çok konuşma lan. Sen bir daha kaçmaya kalkarsan o zaman sana öyle şeyler yapacağım ki bu yanında hiçbir şey değil. Hocam, bizim oralarda iki duvar arasında kalmak uğursuzluktur. Bana müsaade. Buyurun. Yürü hadi yürü. Pınar. Eko, iyi misin? İyiyim Pınar'ım, iyiyim. Bir şeyim yok. Siz nasılsınız? İyiyiz. Biz de seni kapıda görünce bir kaçış planı yaptın. Ve adamları atlatıp evden kaçmayı başardın. Sonra da gittin, biz de kurtarmak için yardım istedin sandık. Sevindik burada. Evet. Aa, gerçekten öyle mi sandınız? Öyle sandık. Aslında doğru san. Doğru sanmışsınız. Şahane bir planım vardı gerçekten. Önce adamlara lavaboyu kullanmak istediğimi söyledim. Çok zekiceydi. Ne yapacaksın ki lavaboyu? Elini mi yıkayacaktın? Efendim? Sen adamlara lavaboda elini yüzünü yıkamak istediğini söyleyince adamlar hiç itiraz etmeden seni odadan çıkardılar yani. Öyle mi? Nereden çıktı şimdi bu el yüz yıkama falan demediler hiç. Bu kız nereliydi? Bilmem. Kendisine sorsana. Sofyacığım, normalde sen nereliydin? Yunanlıydın değil mi? Yarı Türk, yarı Yunanlı. Anlıyorum. Şimdi bu durumda benim sana tuvalete gitmekle lavaboya gitmek arasındaki ince farkı anlatmam imkansız hayatım. Impossible. Birisi tuvaletin daha kibar oluyor yani hayatım. Nasıl yani? Siz kibarlık olsun diye çişinizi lavabonun içine mi yapıyorsunuz? Yok, hayır. Yok. Ben de vazgeçtim anlatmaktan. Zaten gereksiz bir hamle. Umutsuz vaka. Evet. Farkındaysan muhabbet patinaj çekiyor. Evet. Neyse. Neyse işte. Ben odadan çıktığım anda adamlara giriştim. Nasıl vuruyorum böyle? Önüme gelene böyle yardıra yardıra vuruyorum. Evet. Tam kendimi evden dışarı atmıştım ki bahçede bana karşı düzenlenmiş hain bir pusuyla karşılaştım. Makinalı tüfek. Adam beni nasıl tarıyor acımasızca. Hain şerefsiz. Ama yılmadım. Uçan tekmeleri havada uçuşturdum. Kafa, göz, yumruk daldım. Fakat bir yere kadar. Bir süre sonra uçan tekme dayandıramadım hepsine. Ne acı. Sonunda da mecburen ama kahramanca asla başımı eğmeden teslim olmak zorunda kaldım. Yani yenildim ama asla ezilmedim. Ne yapalım, olsun Fiko. En azından denedin. Denemek de başarmanın yarısıdır. Öyle değil mi Sofya'cığım? Evet, öyle tabii. Gerçi denemek bizi buradan çıkarmak için yardımcı olmuyor ama yine de teşekkürler. Ay, kahraman aşkım benim. Canım, sağ ol aşkım. Her ne kadar bazıları kıymetimi bilmese de sen halden anlıyorsun. Canım Pınar'ım. Zaten küçükken de bana mahallede Braveheart Fiko derlerdi. Mel Gibson'daki bebek yüz bende de var mesela. Ama ben onun daha solaryumlu haliyim. Yani esmer. Onun gözleri mavi, benimkiler ela mesela. Şimdi bu ışıkta belli olmaz ki gözlerimin rengi.
Yağmur yağdıktan sonra açan güneşte daha çok ela oluyor. Tabii. Ama ben ela sevmem. Benim tercihim değil. Yani sonuç olarak biraz daha buradayız.